Lojistiği farklı boyutlarıyla ele aldığımız Lojistik Dünyası'ndan bu haftada merhaba. Sektörün köklü kuruluşlarıyla lojistik konuşmalarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftanın önemli bir lojistik haberi vardı. Sakarya'dan bir tren yola çıktı ve Macaristan'ın Sopron istasyonuna doğru ve sanıyorum bugün veya dün varmış olmalı. Avrupa'ya dış ticaretimizin aslında lojistik koridoru anlamında demir yolu da bir fırsat olabilir mi? Bu sorunun cevabı çokça konuşulacak önümüzdeki dönemde. Biz de bugün konuğumuzla özellikle demiryolu taşımacılığı Avrupa dış ticaretimizde bir alternatif oluşturabilir mi? Yeni bir koridora bu yolla ulaşabilir miyiz? Vize, kota vesaire sorunları bu yolla aşılabilir mi? Ve ayrıca COVID-19'un hem yurt içi hem yurt dışı lojistik faaliyetlerine etkisi neler oldu? Bunları konuşacağız. Tabii özellikle konuğumuz lojistiğin hemen hemen bütün dallarında aktif olan Reysaç Lojistik'ten Sayın Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven olacak. Bir küçük haberimiz daha var. Özellikle Sayın Ulaştırma Bakanımız tabii COVID sürecinin tam ortasında bakan oldu. Ve karayolu taşımacıları biraz ilgisizlikten şikayet halindeydi. Yine Türkiye'yi özellikle yabancı tırların doldurduğu, yabancı tır cenneti olduğu yönde eleştiriler de vardı. Ve bakanlığımızdan bu konuda destek isteniyordu. Ve bu ilgisizlik gündemdeyken dün ilginç bir haber olduğunu paylaşmak istiyorum. Bir yabancı tır köprü üzerinden uçarak trene çarptı. Karayolu taşımacıları Sayın Bakan'ın trene çok ilgisi olduğunu düşünüyordu. Aslında belki de bir tırın trene çarpması yoluyla artık bizi de fark edecektir şeklinde espriler var. Tabii dediğimiz gibi bakanımız COVID-19 orta yerinde bakan oldu. Onun da etkisi var ama uluslararası karayolu taşımacıları kendisinden biraz ilgi bekliyorlar. Çünkü uluslararası güzergahta ciddi sorunları var. Evet, konuğumuz Reysaç Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Durmuş Döven. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Demin de söylediğim gibi lojistiğin hemen hemen her dalında varsınız. Oto taşımadan tutun depolamaya kadar, demiryolu taşımacılığına, her yolda, her güzergahta varsınız. Bize Reysaç Lojistiği özellikle rakamlarla, tarihçesinden de bahsederek, rakamlarla Reysaç'ı bize anlatır mısınız? Reysaç 89 yılında ben bir Ankara'da otomobil bayisiyken arabaları İstanbul'dan Ankara'ya getirirken karadan getiriyorduk ve bugünkü standartlarda alakası yoktu. Çoğu kaza yapıyordu, işte 400-500 kilometre yol yapıyordu. Hijyenik şartlar da kullanmıyordu. O zaman tüketici yasası yok, işte hiçbir değer yok. Ve bunu beni rahatsız ediyordu. O zaman üniversiteyi bitirdiğimde yurt dışına gidip geldiğimde yurt dışında arabaların tırla taşındığını ve ilk sahibinin arabasına sıfır bindiğini gördüm. Bu beni çok rahatsız eden bölüm pozitife geçiyor. Bugünkü gibi otobanlar, gidişli dönüşlü yollar yok. Taşlar parlıyor, işte içine oturan adam her tarafını kirletiyor, teybini söküyor, kırıyor, döküyor. İlk Reysaç 90 yılında Reysaç oto taşımacılık olarak. İhtiyaçtan yani. Evet, yani ihtiyaçtan oluyor her şey zaten. İhtiyaçtan olmasa maske takmazdık. Şu anda dünyanın %80'i mezdeki gibi ağzını burnunu örterek döşüyor. Bundan 10 sene önce aklımıza gelmezdi. Şimdi oto taşıma devam ederken insan işte girdiği sektörün farklılıklarını hissediyor. Bunlardan bir tanesi baktık ki bu ülkede taşımalar karadan da taşınıyor. Sadece araba taşınmıyor. Kara taşımaya başladık. Bu sefer otomobil üretim fabrikaları devreye girdi. Bunların üretimleri var. İşte just in time vesaire dediğimiz gibi. Bunların oto taşımanın dışında otomotivin yan sanayi gittik. Yani yan sanayi derken bunun depolanması gerekiyor. Depolanmasını. Bunların ihracatı da varmış. İthalatı da varmış. İthalat ihracat derken depo yani yağ yürüm dediği zaman biz arabayı satmadık, arabayı çoğalttık. Reysaç'ın tarihçesi sıfırdan bugüne gelen koca bir holding. Demir yolunda, karayolunda, depoda, oto taşımada, yedek parçada, e-ticarette, kargoda oldukça büyük. Türkiye'nin en büyük halka açık, iki tanesi halka açık, borsada işlem gören. Bir Reysaç grubu haline dönüştü. Bundan da mutluyuz. Ülkemiz de kazandırıyor, biz de kazandırıyoruz. Çalışan sayısı, depo ölçüleri, araç sayısı bu tip rakamlar? Yani tırlarımız 2008'de 2000'lerin kiralıkla beraber 5000'lerdeyken biz biraz daha yatırıma yöneldik. İşte milyonlarca metrekare depo yaptık. 84 tane binamız var. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük, Avrupa'nın 8. sırasındayız. İşte iki tane de halka açık şirket olunca oradaki veriler yapıyor. Daha çok Türk nakliyecisinin yetişemediği, yani iki bilezik bir tarla, iki inek satıp iki kamyon aldığından daha çok tren gibi 7 tane istasyon var, tren yatırımları var.
trenle beraber depolar var. Mesela çok ilginçtir. Benim depolarım üzerinde şu anda 12 megawatt güneş enerjisi var. Önümüzdeki yıllarda 67 megawatta geliyor. Yani Türkiye'de orta ölçeğin üzerindeki bir barajın ürettiği elektriği ben çatılardan üretiyorum. Depoların çatısında? Evet. 67 megawatt. Yani bunun böyle kelimesi kolay ama 1000 euro olsa zaten 67 milyon euroya, 1 milyon euroya mal oluyor. 67 milyon euroluk bir çatıda kimsenin fark etmiyor. Hatta çalışanlarımızın bile fark etmez. Bazı arkadaşlarımız bölgelerde Durmuş Bey çatılara panel döşedi, cam döşedi diyorlar. Ama iyi para kazanıyoruz. Çünkü neden? Kablo yok, trafo yok, uzatma yok. Yukarıdan aşağı kullanıyoruz. Yani ben yaptığım işlerden daha çok mikrodan makroya da geçtik. Yatırımı yüksek işlere. Bugün tren dediğiniz zaman birkaç bin vagonlu trenli. Bu son haftalarda gözüken o Türkiye'deki Arifiye'den Marmaray kullanılıp Avrupa'ya giden hattımız biz 20 yıldır yapıyoruz. Sadece Halkalı'dan yapıyorduk. Yükü Anadolu'dan alıyoruz. Oradan buradan alırız. Tır sırtına getirip buradan koyup gönderiyorduk. Şimdi bunu yapmıyoruz. Artık direkt Anadolu'dan çıkıyoruz. İnşallah Allah nasip ederse bunlar hedefimizde. Zaten istasyonlarımız var. 2022'ye kadar Mersin, Adana, Antep, Kayseri, Ankara yapabilirsek Samsun, İzmir hattından oralara base depolar kurup ihracatçının malını alıp Avrupa'ya götürmek istiyoruz. Demir yolda götürmek istiyoruz. Siz yıllarca UNED'de yönetimini yönettiniz. Herhalde o acıyı benden daha iyi bilen birisiniz. Ben 2008 yılında 44 bin Avrupa seferi yapıyordum. Hayatımda çektiğim, yani eğer bir suç işledim öbür tarafa gittiysem, buradaki çektiğim acılardan indirim alacağıma eminim. Tırla Avrupa'ya gitmek gerçekten acı. Ama ben 2008'de bir gecede, ki 17 tane UBAK belgesi sahibiydim, Avrupa'da dolaşma hakkına sahip, en büyük filo, en büyük yeşil motorlara. Ama bir gecede gittim. Geçtiğim ülkelerdeki çektiğim acılar, hani bizim Bulgaristan'da da şirketlerimiz var, gidip gelirken görüyorum. Dönerken bile aynı sırada, aynı yerde tırları. Bu sefer dedim ki bu kapıyı direkt geçmemiz lazım. İlk yıllar biraz zorlandık. Çünkü Bulgar, Sırp, Macar gibi ülkelerde gümrük yapılıyordu. Ya da trenlerin lokomotifleri değişiyordu. Şu anda ben gördüğünüz Türkiye'den çıkan lokomotif çıktı mı Almanya'nın Düsseldorf'una ve Polonya'nın Krakow kentine direkt gidiyoruz. Zaten bizim base'imiz Avusturya, Viyana, Sopron terminalini Reis Aşık'ın kullandığı terminal. Bütün sistemimiz orada. Biz oraya kadar gidiyoruz. Günde 3-5 katarımız çıkıyor ve oradan ikiye ayrılıyoruz. Avrupa'ya giden, Avrupa'nın batısına gidenleri Düsseldorf, Mannheim, Heidelberg, Münih hattından buradan da Slovak, Çek, Macar, Polonya, Krakow'a gidiyoruz ve dolu gidip dolu geliyoruz. Hem ülke kazanıyor hem biz kazanıyoruz. Kapılarda geçiş belgesi yok, tır yok. Sizin ben yıllarca yazınızı okudum. Böyle infial halinde hükümete, diğer ülkelere kapı kapandı, şu kadar vize, geçiş belgesi. Zaten tek başına şoförle uğraşmak bir sıkıntı. Alıyorsunuz 150 bin euroya tır, satıyorsunuz 30 bin euroya. 5 sene. Ben tırcının hiç hayatında borcunun bittiğini, yeter buradan da çok para, karın doyurulu ama tren öyle değil. Biz her gün vızır vızır gidiyoruz ve ucuza gidiyoruz. Peki bu Arifiye önemli bir istasyon. Benim hayatımda da önemli bir yeri var. Çünkü ortaokul, liseyi Arifiye'de, Arifiye Öğretmen Okulu'nda, devlet okulunda okudum. Ben de yola oradan çıkmıştım. Dolayısıyla bu haberi görünce öyle bir içimde burkuldu. Arifiye tabii sanıyorum 36 vagon yola çıktı. 36 vagon. Herhalde 72 konteyner falan, her vagona 2 konteyner koyuyorsunuz. Özellikle ne tip yükler vardı bunlar bu araçta? Bu hattımızın tamamı, %80'i otomobil yan sanayi yedek parçasıydı, %20'si de beyaz eşyaydı. Ama biz bu seferlik öyle yaptık. Çünkü yüklerin oraya toparlanması vesaire gerekiyordu. Top lifter'larımızı, crane'leri ayarlamak biraz da medyatik olsun diye. Evet. Show business bir olaydı. Normalde biz Türkiye'nin buğdayını da götürüyoruz, yedek parçasını da götürüyoruz, mısırını da, unu da. Ne varsa Türkiye'den çıkan ki bu çok artacak. Çünkü Türk ihracatın Avrupa'ya gidiyor. Bir de şu dönemi düşünün, pandemide. Bulgaristan'a giriyor şoför, 14 gün karantinada. 14 gün Slovakya'da. Bitti Çekya, çok şükür. Yani bitti. Ama bitti de yaşadığınızı hissedin. Tabii şuna ne diyorsunuz? Şimdi dün 1000 tane araç çıkmış Kapıkule'den. Bir vagona 2 tane binse 500 vagon demek. Geçen ay yanılmıyorsam Ulaştırma Bakanımız 900 metrelik bir tren yola çıktı. İşte Orta Asya taşımalarımız için müjdedir ve bundan sonra böyle taşıyacağız dedi. Tabii trenin bir ölçek sorunu var. 900 metrede. Ben bir ek yapayım. Biz Türkiye'den şu anda İran'a, Orta Asya taşıma yapıyoruz. Dünkü şovumuz ya da gösterimiz
Arif Fiye Avrupa'ydı. Bizim şu anda mesela İran'ın yollarında Van Gölü'nü geçen, şu anda Bazargan'a doğru giden, oradan Bandar Abbas'a giden, oradan Sircan'a giden vagonlarımız da var. Ölçek olarak şöyle bir durum var. Şimdi mesela Sarp'tan günlük 400 araç çıkıyor. Aslında 400 araç demek işte 100 vagon, 200 vagon demek. Tabii ki bütün modlar olmalı ama hani demir yolu mu karayolu mu diye tercih noktasında değil. Olabildiği kadarın demir yoluna yükün izin verdiği, terminin izin verdiği, maliyetin izin verdiği ölçüde demir yoluna tabii kaydırmak lazım. Ama sanki zaman zaman böyle ikisi birbirine rakipmiş, alternatifmiş, biri onun yerine konacakmış gibi konuyor. Tabii geçmişte tabii siz demir karayolu da yaptınız. Yani öyle yükler var ki gemiyle gidemez, uçakla gidemez maliyeti var. Demir yoluyla gidemez. Ama özellikle otomotiv gibi, inşaat gibi yani böyle terminli, planlı, programlı yüklerde gerçekten çok ciddi bir avantaj elde ediyor. O anlamda hani... Ama biz 4 günde Avrupa'ya gidiyoruz. Şu anda tırla 7 günde. Normal pandemiyi yok edin. Yıllarca çok çalıştım. Şey. Dediğim gibi 44 bin sefer atan bir reysaç bir gecede 2008'de belgelerimi UND'den C belgemi bile iptal edip çıktım. Dedim ki bu artık anım olmasın. Ben çünkü bunun acısından yoruldum. Şoförün yanında 2 kilogram matka bucu getirdi diye benim günlerce tırım tutuldu. Şoför yürüyerek geldi. Benim aylarca tırım tutuldu. Teminat kondu. Yani suçu tır işlemez. Kırmızıda tır geçmez. Tır alkol kullanmaz. Tır dengesizlik veya şahsi problem yoktur. Ama tır şoförünün yaptığı hatayı patron ödüyor. Ve dünyada örneği yok. Yani bir terzinin eli sıkıştı diye terzinin makinesini alıp götürüyorlar mı? Bir fabrikanın bir adamın eli sıkıştı, bir şey oldu diye fabrikasının makinesini söküyorlar. Bizim tırı alıyorlar Kapıkule'de aylarca gümrüklü. Bir de suçlu sizsiniz. Benim tırım şu kırmızıda geçip bir adama çarptığı zaman suçlusu ben oluyorum. Yani her şeyin sahibi bu nakliyeciler. Dünyada lojistik olmadan, ben hep söylerim, Zeynep Kamil'de başlar, Karacaahmet'te biter. Lojistik olmadan dünyada ne savaş ne bakın, şu pandemide evlere kapandık, biz olmasak herkes aç susuz kalmıştı. Doğru. Yani bunu anlatamıyoruz. Şimdi tren konusuna geldiğimiz zaman biz 20 yıldır yapıyoruz, yurt içi tren hattımız var. Trenle ne taşınır? Değerli olmayan mal taşınır. Tonaj yasasıyla alakası olmayan taşınır ve bir hıza yönelik değil ama tonaja yönelik. Mesela ben şu anda çimento taşıyorum, kömür taşıyorum. Kahramanmaraş'tan, Kayseri'den krom taşıyorum. Acele yok. Dökülse dereden tırı bile, çeyi bile çıkartmıyoruz, yükü bile. Yani oradan çıkarma yükünüz yükten daha fazla tutuyor. Şimdi ben Avrupa'nın içine gidiyorum 20 yıldır. Orta Asya'ya gidiyoruz ve dün baktım 16 vagonumuz İran'a doğru gidiyordu. Şimdi tren Türkiye'nin üçe bölünmesi. Hatta denize atladık maalesef ben bir zamanlar gemi sahibiyken ve dünya ticaretinin %86'sı gemiyle gidiyor. Çin'den çıkan, Endonezya'dan, Japonya'dan çıkan, Avrupa'dan çıkan her ürün denizle gider. Amerika'ya neyle gideceksiniz? Doğru. Köprü mü? Şimdi deniz bir numara. 2 numara karayolu, 3 numara demiryolu, 4 havayolu. Tamam, havayı koyduk kenara. Ama demiryolu, ben Rusya'da bulundum biliyorsunuz Rusya ile alakalı uzaydır işlerimiz için. Karayolunun olmayıp ama demiryolunun olduğu köyler, ilçeler, kasabalar, şehirler var. Fabrikalara kadar bağlanan demiryolu. Aynen öyle. Şimdi oradaki mekanizmayı biz Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk döneminden sonra demiryolu kenara bırakılıp karayoluna gidilmiş. Çünkü her tarafı daha hızlı ulaştınız. Son yıllarda, son 15 senede demir yoluna biraz pik yaptı ama pik yanlış yöne yaptı. İnsan taşıma. İnsana yöneldi. Şimdi hızlı trenler, bundan da gurur duyuyoruz. Benim Eskişehir'de işim olduğu için vızır vızır gidiyorum. Arabamdan daha lüks, yiyorum, içiyorum, hatta uçaktan. Ama demir yolunu kenara atmamalıyız. Ben o gün Arife istasyonundan mal yükleyeceğim. İnan, yapıyorsunuz beni, indallat diyorsunuz. Kendi istasyonlarım var. Aynı istasyonlarımın, terminallerim karşısında TCD'de yer yaptı. Orhan Gazi'de yaptı, Adana'da yaptı. Ya böyle bir şey yok. Benim karşıma yaptı. Yani siz olmayan yerlere yaptı. Şaka gibi yani. Özelleştirilen her şeyler genelleştirildi. Ben hiç unutmuyorum. Bir depo yapmak için Gebze'de ihaleye girdim. Devlet yazın TMSF'ye. TMSF'den yer aldım. Devlet kamulaştırdı. Yani devletten alıp devletin kamulaştırması oldu. Biraz alınıyorsunuz. Yani biz çeker gideriz. Çok önemli değil. Ama bu ülke kazanmasın. Bakın gördüğünüz trenle ben %30 daha ucuza gidiyorum biliyor musunuz Avrupa'ya? %30'a. Bu ne demek? İhracatın artışı demektir. Doğru. Peki ne yapıyoruz? Çevreyi kirletmiyoruz. Daha hızlı gidiyoruz. Hiçbir ülkeye boyun eğmiyoruz. Neden? Geçiş belgesi yok, vize yok, kavga yok, dövüş yok, mahkeme yok.
Ondan tır karnesi yok, teker yok, motor yok. Ya bunu ölçseniz 200'e 5 madde. Vagon takıyor ve orada bitiyor. E 4 günde gidiyorum Türkiye ihracatı. Ben geçenlerde bu bakandan önceki bakanda çok alınganlık yaptım. Hatta sizin kanalınıza ve her yerde söyledim. Çin'den gelen treni Avrupa'ya hızlandırmanın bir mantığı yok. Tam tersi engellemek lazım. Tabii Bakü, Ceyhan hattı, Bakü, Tiflis, Ceyhan gibi o hatlarda tren olmalı komşu ülkeler ama Çin'i Avrupa'ya yakınlaştırmak ki o iş olsa da ben yapacağım. O da gerçek yani vagonumdan treni. Ama Türkiye tren hattını Türkiye'nin dışındaki ülkelere girişine çok sempatiyle yapmama lazım. Ama Ankara'da ödüllerle, karşılamalarla, lambalarla, havai fişeklerle karşılandı. Ve Avrupa pazarına rekabet edecek bizim ihracatımız. Türkiye'nin ürününü, hem Türkiye'ye gelen ürün artacak, ithalat ürünümüz artacak, hem de gidecek. Ben Marmara'ya Çin'den gelen tren hattından sonra geçiyorum biliyor musunuz? Yani bu acı olan o. Ben ilk defa onu örnek gösterir izin aldım. Yıllardır söyleyeyim ya bu Marmara niye yapıldı? Yolcu hattı için. Gece 12 ile 5 arası boş. Verin geçelim yani bunu elin Çinlisine geçirdiniz de bizim Türk olarak sorunumuz yok. Yani biz de gidip gözümüz mü çektirelim, Çinli mi olalım bu ülkede tabii faydalanmak için? Londra'ya, Pekin'e Londra'ya bağladık diye PR'ı çok yapıldı. Evet. Realite olarak da yok biliyorsunuz. Üçüncü köprünün orta yerinde bir hat var ama devamında ray yok, ortasında ray yok. Marmaray'dan geçmek zorunda diye biraz sembolik oldu. Ya bir reklamasyon olmamalı. Uzunluğu da yetmedi şey galiba, iki parça haline geçti. Ama sizin tren galiba tek parça geçti 550. Geçmemeli. Bakın bir daha söylüyorum. Çin'i Kazakistan'a sokmayacaksınız. Çin'i Tacikistan'a, o bölgeye, Doğu Türkistan'a sokmayacaksınız. Sokmayacaksınız derken bir düşmanlıktan bile bakın Trump'ın her kelimesinde koronavirüs demiyor, Chinese virüs diyor. Çünkü tazminat alacak, her ölen kişi için para alacak yani Çin. Şimdi buradaki amaç bizim o ülkelere gidelim ama Çin'i Londra'ya yakınlaştırmayalım. Peki yurt içinde kısaca demiryolunda hala potansiyel görüyor musunuz? Demiryol özelleşti, özelleşemedi, genelleşti. Endişeler var, henüz sektörümüz hazır değil. Biz açarsak rail kargodur, Deutsche Bahn'dır, gelir şurayı şöyle yapar, burayı böyle yapar gibi görüşler var. Türkiye'de demiryolu taşımacılığı için hala serbestleşme, özelleşme anlamında yapılması gerekenler var mı? Bakın ben Türkiye Cumhuriyeti'nde TCD'den sonraki en büyük tren işletmecisiyim. Sorunuzu anlamadım biliyor musunuz? Anlamadım evet. Anlamında değil, anlamadım durumdan değil. Neyin ne olduğunu bilen yok. Kim kimin olduğu, kim sattı, kime bağlıyız, kimden alıyoruz. Mesela benim en büyük rakibim TCD'de. Değil mi? Yani TCD'de benim desteğim olması gerekirken karşıma terminal yaptı 5 istasyonda. İstisek hattı diyorsun, yapıyor. Daha acısını söyleyebilir miyim? Ben vagonlarımı Türkiye'den alıyorum, milliyetçiyim. En az 500-600 vagonumu Fransa, İsveç, Slovakya, Bulgaristan'dan aldım. Sonra dedim ki bu ülkeden alayım. Ki bu ülkede vagon 12-15 bin euro daha pahalı. Yani Avrupa daha kaliteli olmalı. Türkiye'ninki alt kaliteli. Tüdömsaj, tülömsaj. 12 ton da fazla. Tonaj yasasından da beni kaybettiriyor. Ben... Kapasitesi düşüyor. Tabii tonaj, tabii. Bir de ölçüyorlar yani işi gücü bırakıp da bir de tonaj ölçüyor. Yani üstündeki demirin 5 tonunu indirin diyor. Yani binmiş bir şey, gitse ne olur? Peki onu da geçtik. Bunu gerçek söylüyorum yani bu bir kanalınızda. Ben TÜDOMSAŞ'tan vagon aldım, hatta sokamadım. Bunu TCD'de onay versin dediler. TCD'de gitti, işte o kadar para yatır, tek tek teste tak. Ya siz bir araba aldığınız zaman A marka, B marka, başka bir yere götürüp o markanın değil, bayisi bu araba gidiyordur, gitmiyordur test edin mi? TCD'nin ürettiği bir vagonu TCD'de veriyor. İthal dediği, bu ülkenin ürettiği. İthal değil, TÜDEMSAŞ, Sivas'tan aldım. Hatta sokamadım biliyor musunuz? Her tanesine TCD'de test etti, olur verdi. Ama para alıyorlar, hani bir de bedava yapsalar. Şimdi bazen üzülüyorsunuz, biz bu ülkenin vatandaşıyız. Bizim zenginleşme değil, bu ülkenin faydalanması. Şu gördüğünüz geçen haftaki kalkan tren şu anda Avrupa'nın göbeğinde ihraç malını bitirdi. Büyük bir avantaj tabii, ilginç bir şey tabii. Türkiye'de insanların diplomasında işte gerekli şartları sağlayarak bu diplomayı almaya hak kazandır demesine rağmen bir de mezun olduktan sonra kabul için, yeterlik için işte önelemelerden geçiyor insanlar. Maalesef bu da çok acıklı. Tabii ithal de değil yani. Bu ülkede normalde Sanayi Bakanlığı'nın standartlarına uygun bir üretim yapmış olmalı vagon üreten. Ki dediğiniz gibi TÜDOMSAŞ, TÜDOMSAŞ onlar da yerli kuruluşlar. TCD'yi aşmak için ayrıca bir de TCD'de akreditasyonu zor gerçekten. Konular çok ama şu depo, antrepo konuları çok önemli. Özellikle Türkiye'de bir anda lojistik merkezler diye bir şeyler konuşuluyor. Sürekli görüşler soruluyor sivil toplum kuruluşlarına. Lojistik merkezler nerede olmalı, nasıl olmalı diye.
Ben de aslında hep şeye bakıyorum yani. Depolar neredeyse lojistik merkezde orada olmaz. Zaten özel sektör olması gereken yerde olduruyor bunu. Böyle bir üniversite örneği var. Üniversitenin binalarına aslında yeşil alan yapmışlar. Yürüme yolları yapacaklar. Bir mimar demiş ki peyzajcı şöyle yapalım, böyle yapalım. Rektör demiş ki salın insanları en çok nereden yürüyorlarsa orada yolu yapın. Bu lojistik yapılanma, lojistik merkez son 4 dakikaya girdik. Kısa bir değerlendirmede bu depolar ve lojistik merkezler konusunda alayım. Valla bir kere AVM'ler bitti. Depo ihtiyaç. Neden ihtiyaç? Benim küçüklüğümde giderdiniz bakkala bir tenekeden ne çıkarsa onu alırdınız. Yağlı mı, yağsız mı, koyun mu? Bir de gazeteye zarar verdi. Şimdi peynirin 100 çeşidi var. Versiyonları var. 50 tane firma üretiyor. O zaman üretiyorsa bir dönemde üretiyorsun, bir dönemde tüketiyorsun. Bunun için stoklamanız gerekiyor. Depo devreye girdi. Ürünlerinizi ihraç etmek için stoklamanız lazım. İthal etmek için stoklamanız lazım. Üretim yapmak için. Yani hep depo. Eskiden depolar fabrikanın yanında biraz çadırı koydun, iki tenekeyle yaptın, oydun. Şimdi AVM'ler de ortadan kalktı ki şu dönemde pandemide inanılmaz çalıştık. Belki de Türkiye'de depodan direkt müşteriye. 300-400'e yakın işçi aldım bu dönemde ve bulamadık. Yani işte yasak. Covid döneminde. Sebebi ne? Depolar. AVM'ler artık evlenme, hafta sonu sıcaktan, soğuktan korunma, çocukları gezdirme yerine dönüştü. Kiralar, vergiler, işte sigortalar onlar ve direkt kargoya doğru geçti. Benim şu anda 84 tane bina, işte kaç milyon metrekare yerimiz var ve dediğim gibi Türkiye'deki bir, Avrupa'da ilk 8'deyiz. Bu gördüğünüz yerlerin artık alışveriş merkezinin versiyonu değişti. AVM'ler alışveriş merkezi oldu. Ürünler orada stoklanıyor, oradan dağıtılıyor. Ne yaparsanız yapın depolamak zorundasınız. Depolamıyorsanız o zaman köyde oturuyor demektiniz. 2 kilo süt aldınız bittiniz. Erzincanlı bir kişi Amerika'da yaşıyorsa, Erzincan peyniri istiyorsa bunu alıp stoklamanız lazım. İstanbul'a da Amerika'ya da götüreceksiniz. Yani üretilen ürün bölgesinde tüketilmiyor. Artık yayılıyor. Yani lojistik aslında nedir deyince çeşit tanım var ama lojistik mala mekan değiştirerek değer katmak. Doğru. Anamur'daki 1 liralık muzu İstanbul'a getirerek 5 liraya çıkarmak veya mala zaman değiştirerek değer katmak. Mevsimin dışında elmayı stoklayıp soğuk sulu elmayı mevsimi olmayan zamanda çıkar. Dediğiniz gibi lojistik aslında değer katan bir tarafı var depolama yoluyla. Özellikle COVID-19'un etkilerinden biraz bahsettiniz. Eleman aldığınız sürpriz bir bilgi benim için. Son 2 dakika bu şekilde program. Yani ediyorum. COVID sosyal olarak insanları rahatsız etmiş olabilir. Ben de rahatsız ettim ama en azından evde oturmayı öğrendik. Ev hayatımızı öğrendik. Eşimizi, çocuğumuzu daha yakından gördük. Bizim işlerimiz yürüdü. Bizim Reysaş grubu olarak oteller dışında sistemin kapandığı yok. Tarımımız, ticaretimiz, enerjimiz, lojistiğimiz artarak devam etti. O yüzden hani COVID'in ekonomik olarak bize bir yansımaz ama tabii ki dövizin artışlarından, faizin artışından, yatırımlarınızı ertelemenizden, yatırımların bir kısmının hızının kesilmesinden bitirmedik ama evet. COVID'in Türkiye zararı olabilir, dünyaya zararı. Aynı oranda biz de etkilendik ama şu demek değildik işte bir hafta sonra her şey yapıyor. Bu tip operasyonlara da Türkiye'nin hem sağlıkta hem lojistikte hem de altyapısal sağlamlığının göstergesi oldu. Yıkılmadık. Daha güçlendik Türkiye. Tahsilat performansı biraz düşmüş olmalı. Sanıyorum işte gerçekten zora girenler veya bunu fırsata dönüştürerek zora girdiği için ödemeleri aksatanlar olmuş olabilir. Finans yönetimi de bir ana gündem maddesi olmuştur. Abi. Biraz oraya önem verdik. İki tip vardı. Ödemek isteyen, ödemeyen. Ödemesini geciktirerek istemeyerek ödememiz. Biz ikinci şeyden birinciden daha çok faydalandık. Benim müşterimin %96'sı dünyanın ilk yüzünde olan şirketler. Bunlar eve gidince muhasebeciler herhalde uyudular, kaldılar, biraz uzattılar. Ondan fayda elde etmek isteyenler oldu. İndirim istediler, işte uzatma istediler. Hepsine sıcak baktı. Reysaş'ın ekonomik bir sorunu yok. Ama biz frene basmıyoruz. Göreceksiniz bu yıllarda hem yatırımlarımızda hem de gelişmede. Artı Türkiye 57 milyon turist gelecekti. 52 milyon civarında bir yıl önceydi. Bu sene de 25-30'da kalır. Ama Türkiye 2021'de bunun çok çok üstünde. Çünkü insanlar inanmıyor. Ben mesela bunu her zaman şunu söylüyorum. Saklanmayacaklar, tüketecekler. Hatta önümüzdeki hafta yollar açılırsa mümkünse uçaklarda, trenlerde ve Bodrum yolunda yer ayıttırın. Bulamayacaksınız. Teşekkürler sevgili Durmuş Döven. Çok önemli mesajlar aldık. Özellikle pozitif mesajlar da aldık. Türkiye'nin böyle mesajlara ihtiyacı var. Efendim lojistik dünyasından bu haftada sizlerle veda ediyoruz. Yine lojistiğin duayenleriyle, köklü kuruluşlarıyla konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta aynı gün, aynı saatte buluşmak üzere efendim. İyi günler, sağlıkla kalın.